Evet şimdiye kadar baktığımızda Burak Elmas yönetimi hedeflediklerini yapabiliyor mu sana göre Mehmet Özcan? Ben başarılı buluyorum Melike onu söyleyeyim. Güzel bir soru oldu benim için hiç bu konuya değinememiştim. Şöyle özetleyeyim şimdi ben Ünal Aysal'dan beri Galatasaray muhabirliği yapıyorum. Bu periyotta da en başarılı bulduğum başkan tekrar rahmetle anıyorum Duygun Yarsuat'tı. 8 aylık dönemde çok başarılı işler yaptı. Galatasaray'ın 4. lizy kazanmasındaki duygun Yarsat Galatasaray'ın her kademesinde dekanlık, rektörlük, divan başkanlığı, cemiyet başkanlığı. Galatasaray'ın tarihi de öyle söyleyebiliriz. Şimdi diğer başkanlara saygısız gibi algılanmasın ama sayalım. Yunalaysal, Dursun Özbek, Mustafa Cengiz. Yöneticilik geçmişleri yoktu. Yani paraşütle geldiler demek istemiyorum. Cemiyet onları bir şekilde o görevlere gitti. İşte Mustafa Cengiz'i taraftar istedi Dursun Özbey e karşı kazandı seçimde. Tepki oyları. Tepki yani. oyları diyebiliriz tabii ki. Ünal Aysal biraz yine o dönem itildi Galatasaray. Futbolda 3 senelik bir başarısızlığı vardı. Şimdi Burak Elmas'ı şöyle ayırıyorum. Galatasaray'ın zirveye çıktığı dönemde aktif yöneticiydi ve gayet futbol şubesinin içindeydi. Bir kere yöneticilik deneyim var. Artı işin e, iletişim kısmını seçim sürecinde çok iyi yönetti. Yani şöyle söyleyelim Melike seçim Galatasaray Hazerun'un kafa kafaya Oy farkı da çok azdı. Şimdi tam hatırlayamadım. Dursun Özlek, Mustafa Cengiz'e 80 oy diye hatırlıyorum. Burada da çok böyle 20-30 oy belirlediği gibi hatırlıyorum. Eşref Hamamcıoğlu ile kıyasıya evet, bir yarış. Evet çok birbirleriyle kıyası. Hatta A uzunca bir sürede Eşref Hamamcıoğlu önde götürdü. Son 3 sandıkta öne geçti. Artı Metin Öztürk de ciddi bir oy aldı. Yani evet. çok adaylı seçim olması da Burak Elmas'ın seçilmesinde. Ya da şöyle söyleyeyim. Yüzdeyi vurursak yüzde 25 veya 30'dur. Yüzde 30 hatta onu bakmak gerek. Bakarım arada neye geleceğim? Yani işin Hazer'in kısmında öyle ezici bir üstünlüğü yoktu ama taraftar nezdinde bu seçim yapılsa herkes Burak Elmas istiyordu. Çünkü başında Fatih Terim'le ilgili duruşu. Evet. Hocaya verdiği güven ki hemen başkan seçildiği gibi sözleşme imzalatmadan e, Florida pazartesi iş başı yaptırdı. Şimdi transfer dönemi diyoruz Melike. Galatasaray'ın 4 senelik financial fair play dönemindeki en büyük sıkıntısı. açalım. Ozan Kabak, Geri Rodriguez, Badu Endiay. Bu üçü dışında oyuncu satamadı Galatasaray. A. O yüzden hareket alanı kısıtlandı. Bon servis elinde diye Babel alındı. Falcao'ya o paralar verildi. Yaşlı oyunculara yatırım yapıldı. Elde satılacak oyuncu yoktu. Şimdi bu transfer döneme bakıyoruz. 23-24 yaş ortalaması. Harcanan 25 milyon euro. O 25 milyon euronun Marsilya Lazio maçlarında Galatasaray berabere kalırsa grubu lider bitiriyor. Mart ayını görüyor. Sonu 6'ya kalıyor. Gelir 12 milyon euro. %50 finansmanı sağlıyorsunuz. Yani işin Avrupa geleceğe yönelik hamle kısmı e, tamam. E, Kerem, Kerem, Marka, Çıkaldağ, Berkan, Saşa eklerim. Birçok artık satma, kar etme potansiyeli oyuncuya da sahipsiniz. Artı işin sponsorluk tarafı 100 milyon dolar vaadi vardı. Hem göğüs reklamı hem statisim sponsorunda bu vaatlerini tutacak taahhütleri Galatasaray'ın imza atmasını sağladı. Ve de işin yani genel anlamda Galatasaray'ın taraftarla ve camiayla iletişimde başarılı bulduğumu söyleyeyim ama tabii ki eleştirilecek yönlerde var. Örnek son Lokomotiv Moskova maçı mesela federasyonun 9 Kasım'daki yasağını tanımayıp %100 açtılar. 26 bin kapasite olacağını o gün 35 bin oldu. Bunun için gerek yok. Yani Galatasaray değil miydi? Beşiktaş derbisinde neden Beşiktaş taraftarı daha çok ki ben de o statta bulundum. %50 değildi gözlerimle gördüm. %60, %70 kapasite. Son Trabzon sporumda Galatasaray kuralları uyan bir kulüp. Zaten bunu pandemi döneminde de gördük. Ben bunu hep hatırlatıyorum. Jagne'nin e, ailesinde bir Covid diye Trabzon'a götürülmedi. Oğulcan forvet oyunu gol attı. Eylül'si doğrusuna denk geldi. Oğulcan yoksa Galatasaray'da forvet olarak alınmamıştı vesaire. Yani Galatasaray bu süreçlerde zaten hep doğru davranmıştı. Sonunda iş biraz federasyonla inatlaşmaya tırnak içine biraz hukuksal anlamda hani şov demeyeyim de ağır ifade olacak ama ya bunlar gerek yok. Arada hataları oldu. Remzi Samver'in çok beğeniyorum dilini. Ee, yani o e, hitap şekli işte Beşiktaş'ın aklı galibine gölge düşürmeyeceğiz şeyi. Rezan Özpınar'a de saygı duyuyorum. Herkes her aynı düşüncede olmak zorunda değil yönetim içinde. Ben fena görmüyorum ama işte bir Süper Lig şampiyonluksa orada biraz sorumlu Fatih Hoca yani çok Burak Elması bence şu aşamada ilgilendirmiyor. Ben genel anda başarı bulduğumu söyleyeyim. Peki sana şöyle geleyim. Az önce VTR'imizi de getirdik ekrana Toygar Bey'in e, tweetiyle gelelim. NİDE Anadolu Futbol Kulübü satın alındı. Genç oyuncular oraya gönderilerek düzenli oynatılıyor. Altyapıdan oyuncu bu şekilde çıkar. Tebrik ediyorum e, başkanı demiş. Evet e, bu devam edeceğini de söyledi bu tarz çalışmalarının. E, bir yandan da sürekli yaptığı açıklamalarda ki Fatih Terim de basın toplantılarında dile getiriyor hani ileriye yönelik birçok planlamalarının olduğunu. Burak Elmas da biraz daha hani günü kurtarmak değil de daha geleceğe yönelik futbolla ilgili çalışmalar peşinde gibi duruyor. Yani şu geleceğe baktığınızda kulüplerin borcu ortada. Şimdi bu bankalar birliği yapılandırması çerçevesinde ilk Doğru. iki sene sana dokunmuyorum diyor. Neden dokunmuyor? Ödeyebildiğin kadar borçlarını öde mi öde? Değil mi? Faiz azalt. Şimdi Borçların hepsi ödeniyor mu? Bilmiyoruz. Ee, mesela sallıyoruz bazen. Ama haklarını da verelim. Menajerler bu ülkede borçlarını en son alan kişilerdir futbolun içerisinde. Ben öyle biliyorum. Çünkü mahkemeye veremez, gidemez. Bir daha o kulüpte çalışma şansı yoktur. Onu bildikleri için kulüpler, menajerler bu sıkıntıları yaşarlar. Şu an büyük kulüplerimiz özellikle bu ödemeleri arka planta bırakmışlar. Başka ödemeler yapıyorlar. Çünkü bir şey de diyemiyorum borçları çok. Fakat bu borçlar bak menajer borçlarını bile arka plana atabilecek bir yükün altında oldukları için kulüpler ne yapacak? Üretim. Borç borçla kapanmıyor. Bu bir gerçek. Futbolda da değil hayatın kendisinde de öyle. Kapanmaz. Üreteceksin. Kazanacaksın öyle kapatacaksın. Yani giderin gelirin olacak bir de. Ben oradan da bir borç çekeyim. Şu bankadan da kredi çekeyim. O kredi onunla kapatayım. Onu öyle öder falan kapanmıyor. Benim kendi hayatımda, gençliğimde de yaşadım bunları. Dolayısıyla Galatasaray Kulübü'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu seneyi bir şampiyonlukla kapatalım. Hadi Beşiktaş geçen sene oldu. Paralı şampiyon En son paralı şampiyonu Beşiktaş oldu. Hani bu sene ilk senemiz diyor Burak Bey. E, Trabzonspor Başkanı Sayın Ağoğlu, camiye bir şampiyonluk arkasından ne olacak? Yeni bir jenerasyon gelecek. İşte Galatasaray'da, Trabzonspor'da bunların planını yapıyor ki Trabzonspor'un inanılmaz bir altyapı tesisleşmesi var diye bir duydum. Yatak sayısından tutun bilmem nereye kadar, sahalara kadar. E şimdi e, Burak Bey'de neydi projesi? Güzel, daha önce böyle projeleri çok gördük. Beyler Bey projesi mesela devamını getiremedi Galatasaray. O e, da güzel proje. Bey Ösen bir ara Beşiktaş'ta da konuşuldu, bir ara Koceli bilmem ne spor, kağıt spor mu ne öyle bir şey vardı. O da yok oldu gitti, kayboldu o projede gitti. Yurt dışına takım alalım falan filan. Bunlar bir türlü olmuyordu ama olması gerek. Bunlar bir türlü olmamasının nedeni başka şeyler. Oraya çok girmeyelim. E, uzun bir konu çünkü o. Ama bu proje doğru. Forma şansı bulamayan oyuncuları oynayabilmesi lazım. Ama şimdi sendeki oyuncular, mesela Fenerbahçe kimi aldı? Bordo'nun elinden Burak Kapacı aldı. Çünkü Ama Burak olur. Kapacak gibi bir oyuncu alıp ya Nide veya X bir takım orada oynasın dersen olmaz. Orada oynayacak olan çocuklar senin öz kaynak düzeninden gelen çocuklar. Evet. 17-18. Bak onları oynatacaksın. Burak Kapacak gibi adamı alıyorsan sen de oynayacak o. Çünkü sen almasaydın muhtemelen Bordo şu an oynatıyordu. Ali Akman'ın e, seyrettiğimiz gibi biz Burak kapacağı seyrediyorduk şu an. İlla Avrupa'dan da olmasına gerek yok değil mi? Mesela Aynen. Barış Alper Yılmaz'ı için ne diyeceksin? Yani onu da mı herhangi bir kulüpte oynatmalı yoksa takımda mı değerlendirmeli? Valla Barış Mehmet benden daha iyi bilir. Kulübü yakından takip ettiği için. Ama benim bildiğim Mehmet eğer o sakatlığı yaşamasaydı belki 11 kadronun çok gedikli oyuncularından biri olacaktı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Keçiören'de geçen sezon evet. fena değildi. Bak evet. Keçiören'den geldi. O potansiyeli ciddi var, eksikleri de var. Ama bu eksikleri Fatih Terim gibi bir tecrübenin yanında törpülenir, giderilir. Onun milli takıma çağırması değil mi? Öyle bir şey oldu herhalde. Serdar Gündüzler, evet. tedavi olacağı için cebe evet, maçında evet. kesin yok. Evet. Ee, Karadağ maçında yetiştirilmeye çalışıyor o periyotta. Yani o bir tesadüf değil. Yani Galatasaray'ın oyuncusudur, alanı falan olayı değil. O takip edilen bir futbolcu. Ümit milli takıma sürekli çağırılıyor. Evet. Ama mesela Serdar Güller de var. Ee, hani Serdar da orada haklı bence. O Barış'ı niye aldın demiyor. Ben niye giremiyorum diye. Hani, bir de paylaşımını barışı, söylüyorsun. Barış'ı Ümit Milli Takım'da da oynatabilirsiniz. Geçen Ersin'de olduğu gibi. Ne Ersin'i almıyorsun? Ya bırak adam Ümit Milli Takım'da bir oynasın. Acelesi yok. Alınır. Kaybetmemek lazım bazı oyuncuları. Şimdi Barış'ta da e, acelesi yok. Bir maç alınmaz. O, ondan sonraki maçlar alınacaktır o. Serdar sisteminde de haklıdır. Barış oraya geldiyse hak etmiştir. Konusun tercihine de saygı duyuyoruz. İzleyicilerimize yani dağıtalım. Burada herkes haklı. Cengiz'in sakatlığı sonrası, Barış Alper'in olması kadroda sonrası. Aslında Barış Alper Yılmaz'a yönelik değil de... ...zaten Serdar Güller'le ilgili paylaşımı Konya Spor'da yapmıştı. Hatırlayacaksınız. Almanca. Evet Almanca. Hani işte Pan Kursa seni Serdar'la tanıştıralım espri. şeklinde. Hani burada Serdar Güller sonra zaten açıklamasına da belirtiyor hani benim sistemin ben, adaletsizliği. Hayır mizah, mizahı paylaşımları mizah... ben çok seviyorum. Güzel o. E, ee, kimin aklına geldiyse e, aklına sağlık diyelim. bir son cümle ondan sonra sana bırakır sözü. Yani o Nide veya X bir kulüp o alt liglerdeki aldın. Orada oynatacağın oyuncu senin A takım kadrosunda forma bulamayan oyuncu değil bak. Bir kez daha söylüyorum. Senin A takımında forma bulamayan oyuncuyu sen kiralayacaksın. Süper Lig'de sürekli oynayabileceği bir takım ve anlaşmanı da öyle yapacaksın. Orası kendi alt yaş grubundan veya herhangi bir takımın alt yaş grubundan aldığın 17, 18, 16 oynatacağın yerler bence. Ali Yavuz Kol gibi oyuncularını mesela, Denizli Spor'a değil mi? Sen de? örnek verelim profil mesela, olarak. evet.